Öncelikle ben İsmail Bey üzerinde tüm dernek üyelerine teşekkür ederim bu nazik davetleri için. Değerli Trabzonsporlara da hoş geldiniz derim. Hepimiz. Şimdi Şenol Hocamızla beraber yeni bir yola çıktık. Kendisi Türkiye'nin önemli hocalarından, önemli teknik direktörlük kariyerlerinden birine sahip. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı hem de İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla bizim kendisine zaten teknik, taktik anlamda bir şey konuşamayız ama insanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne, her şeyine kefiliz. Ve çok güzel bir aramızda ilişkimiz var. Şenol Hoca dağılan sonuçlardan memnun değil haliyle, zaten belirtiyor. Bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Taraftara bu konuda mahcubuz, her yerde söylüyorum ben. Ama Şenol Hoca'ya güvenimiz tam. Trabzonspor'u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yürüyüşünün içerisine sokacaktır. Bizim temennilerimiz bu yönde. Tabii Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilk yaşattılar. Önemli değil. Biz bulunduğum yani başkanlığım süresi boyunca hak ettiği yerde herkes hak ettiği cevabı verdim, vermeye devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Bunu daha önce söyledim, tekrarlıyorum. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un mücadelesi bunlarla devam edecektir. Yıllardır devam ediyor. Yani Trabzonspor efsanesi yaratılırken de bu böyleydi. Şu anda böyle. Maalesef ki üzülerek söylüyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Ama tüm Trabzonsporlar bir arada olduğu müddetçe, dediğim gibi dışarıda hep birlikte olduğumuz müddetçe bir şekilde bu işlerin içerisinden çıktık. Bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de komşumuzla bir maçımız var Rize Spor'la. Ben dün Rize Spor'un çok değerli başkanı var, kendisiyle de konuştum. Öncelikle şunu söyleyeyim. İki şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak bir şeyin yaşanması bir aklımızdan geçmemektedir. Yani böyle şeyler konuşuluyor, anlatılıyor ama bizim Rize Spor yönetimiyle de aramızda çok önemli, samimi bir bağ var. Tekrar ediyorum, çok değerli bir başkanı var, sağ olsun, var olsun. O da bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyor. Biz de çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bugünün hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadığı, ne Rize Spor'un ne Trabzonspor'un hakkını yemediği bir maç diliyorum. Hakem hatalarıyla alakalı da dediğim gibi bundan sonra da bu konu bizim takibimizde, gerektiği yerde gereken neyse söylemeye devam edeceğiz. Ben Tolga kardeşimizle konuştum. Kendisine yapabileceğimiz ne varsa hani bize de bilgi vermesini istedim, sağ olsun. Tolga duruşuyla, Trabzonluluğuyla bulunduğu her zaman Trabzon'un hakkını savunmuştur. Ama böyle şeyler sadece bizim hakkımızın savunulduğu zaman insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer maçlarında yapılan yorumların bir karşılığı olmuyor. Ben bu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da bir yanlı tutum her zaman söz konusu oluyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Ve bir yerde Trabzonspor'un da, Trabzonspor camiasının da yayıncı kuruluşa bir cevabı olacağını da net olarak söyleyelim.